Çay içeceğim ben Mesut'a teyze. İçim dışım süt oldu. Halam her gece başımda bir bardakla dikiliyor. Halanın sana ne içirdiği belli değil ki. Ne demek bu şimdi? Hiç. Ne demek hiç? Dün gece Songül de halanın elinden bir şey içme dedi bana. Ne oluyor ya? Ne saklıyorsunuz benden? Ne saklayacağız kızım? Ya bak anlatmazsın halam gelince direkt ona soracağım. Aman diyeyim beni karıştırma Cemre. Ben tırsıyorum o kadından. Kenafir gözlü. E anlat o zaman. Günahını almayayım ama... Emel Hanım'ın senin meyve suyuna bir şey karıştırırken gördüm. Ne? Ne karıştırdı ki? Bilmiyorum kızım. Eylül getir anne onu, inceleteceğiz dedi. Götürdüm, verdim. Nazan Hanım da tahlil falan yaptıracaktı. O zaman öğrenirsin. Nazan Hanım ne alaka? Bilmiyorum kızım. Cemre benim dediğimi söyleme. Cemre uğraşamam ben o kadınla. Cemre. Halanı mı arıyorsun? Başıma gelenler. Alo. Defne. Anneni ver. Cemre. Defne anneni ver dedim. Ya bana sesini yükseltme tamam mı? Ya hem sen niye annemi arıyorsun ya? Annem evde falan yok. Yine ne pislik peşindesin kızım sen? Kime bağırıyorsun sen? Cemre manyağı arıyor, senle konuşacakmış. Annem seninle konuşmak istemiyor tamam mı? Ver şu telefonu ver. Ver. Efendim kızım bir şey mi oldu? Ya Nazan Hanım asıl ben size soruyorum. Ya siz niye bardağı aldınız? Niye tahlil yaptırıyorsunuz? Bir saniye Can. Odana çıksana sen. Ya anne hayır. Defne odana çık. Bak Cemre. Halanın sana uyku ilacı verdiğinden şüpheleniyorum canım. O yüzden ben o bardağı tahlile gönderdim. Halam niye yapsın böyle bir şey? Bilmiyorum. Ama sen yine de bunu ona söyleme tamam mı? Yani daha kötü şeyler yapabilir. Ya ben sadece senin iyiliğin için... Evet. Nazan teyze benim iyiliğimi isterdi. Ama annemle babam öldüğünde o da öldü. Siz benim için sadece Nazan Hanım'sınız. O yüzden söylediğiniz hiçbir şeye inanmıyorum. Anlıyor musunuz? İnanmıyorum. Ya benim hayatta bir tane halam var. Düşmanım değil ki o benim. Halam ya halam. Yok. Kesin Nazan'ın yalanları bunlar. Eylülleri de o kandırıyor. Başka bir açıklaması olamaz değil mi Mesude teyze? Cemre ile konuşman bitti mi? Sen bu kızlarla niye bu kadar samimisin ya? Yetimhane güllerini eve toplamalar, telefonda konuşmalar falan. Sen de Serkan gibi fakirleri sever mi oldun? Defne, bak sen bu işe sakın karışma. Sakın. Anladın mı? Cemre,
Sen yine de halana fazla güvenme kızım. Yıkasam mı bu örtüleri acaba? Neyse şimdi. Kabus görmüşsün sen. Kadın geldi. Hadi prensesim, seni bekliyoruz. Cemre hadi güzelim, bekliyoruz. Seni bekliyoruz prensesim.